بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد الصلوات. Hepiniz hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Haseten bu binanın, bu dershanenin açılmasına, duasıyla, fiiliyatıyla her türlü katkısını sağlayanların Cenab-ı Hak mekanlarını cennet etsin. Ölülerine rahmet etsin. Ayet-i kerimede bir mana, Allah'ın evlerini ancak Allah'a iman edenler inşa eder. Sırrına hepinizi mazhar etsin. Buna mukabil Allah da cevap veriyor. Diyor ki, onlar dünyada Allah'ın, yani benim evimi yaptıkları gibi ben de onlara cennette onlara ev inşa ettim. Saray inşa ettim. Sırrına hepimizi mazhar eylesin. Yani bu, Allah razı olsun, çok duygulandım bu dersenin açılmasına. Ya maşallah ya, çok güzel, elhamdülillah. Ben de sizi sitemin başına koydum. Dershanelerimizden bir tanesi daha açılıyor diye böyle bir anons geçtim. Orada duracak inşallah, bizim yerimizdir. Siz de şimdilik, ben size emaneten çalıştırmanız için söylüyorum. Burası benim efendim. Siz de öyle diyebilirsiniz. Peki. Hakikaten çok hoş ya. Ben şunu da diyeyim de dersime başlayacağım. Böyle açılışlara, dershane açılışlarına davet edince hiçbir şey programımı şey yapmıyor. Hemen iptal ettim. Çünkü ben şöyle inanıyorum. Allah beni dershanelerin açılması için yaratmış diye inanıyorum. Açmak için yaratılmışım. Ben böyle inanıyorum. Sen de nasıl inanırsan öyle olur. Dershanenin açılmaları için beni böyle yaratmış. Bunun için yaratmış diyorum. Ve çok da gurur diyorum. Elhamdülillah sizler maşallah açtınız. Peki 417. sayfa sözlerden. Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halkı semavati vel ardı ihtilâfu leyli vel nehâr. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ فَتَصْرِفُ الرِّيَاحَ وَالسَّحَابَ مُسَخَّرَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Cenab-ı Hakk'ın, yani niçin burayı seçtim? Kainatta en büyük hakikat imandır. İmandan daha değerli hiçbir şey yok. Bir düşünün bakalım, imanınızdan daha değerli neyiniz var? Hiçbir şey yok. İman. İmanın içeriği Allah'tır. İmanın karşılığı haşa cennet değildir. İmanın karşılığı Allah'tır. Cennet Allah'ın ihsanıdır. Çünkü imanımızın karşılığı cennet olamaz. Çünkü imanın kaynağı Allah'tır, cennet değildir. Mümin kulunun irade-i cüz'isinin sarfından sonra irade-i kübrinin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur iman. Dolayısıyla kaynağı Allah'tır. Ancak onun karşılığı da Allah'tır, Allah olur. O zaman kainatta en büyük hakikat imandır. Ondan daha büyük mesele yok. En konuşulması gereken de odur. Risale-i Nur'un da emniyeti, kıymeti buradan geliyor. En kıymetli meseleleri çok tahşidat yapıyor. Onunla çok meşgul oluyor. Onun kuvvetlenmesi için, güçlenmesi için bu tür şey tahşidatları çok yapıyor. Çünkü asrımız ona yürek hücum ediyor. Bir ateist gelip de sen namazın, öğle namazının farzını 4 kılıyorsun. 4 değil, 3'tür, 5'tir demiyor. Allah var mıdır diye soruyor. Temelde işi halledersen diğer teferruatı gelir. İşte bu imanı güçlendirme adına Kur'an'dan çıkartılmış ayetlerden okudum. Şimdi bu ayetler, bakın imanı nasıl takviye etme adına nasıl deliller kullanıyor ve düşünmeye sevk ediyor. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın kemali kudretinin,
Kemal-i kudret elde, ayakta bir şey gözükmüyor. Çocukların uzaktan kumandası gibi nasıl arabasını çalıştırıyor? Allah da, yani insanın yaptığı sanata bakın. Uzaktan arabayı çalıştırıyor. Uzaktan uçağı uçuruyor. Pilotsuz uçağı uçuruyor. E peki bunu yaptıktan sonra Allah eli ayağı tornavidası olmadan bu işi nasıl yapıyor sorulamaz. Çünkü yaptığı makine, bu makineyi insanı Allah yapmış. Allah yaptığı için bu makinenin yaptığı bütün özelliklerde insanı yapana mahdurmuş. Cenab-ı Hakk'ın kemali kudretini, yani bizim bildiğimiz cinsten olmayan bir kudret. Ve azamet-i rububiyetini, yani her şeyi kuşatan, her şey her şeyle alakadar olan bir tedbir var kainatta. Azamet-i rububiyet. Yani mesela gözü yapmak için göz ilmi yetmiyor. Bedenin her tarafına hakim olacaksın. Bedenin her tarafını bileceksin. Yetmiyor. Gözün işlevi olan şu sistem havadır, eşyadır, güneştir. Ona da hakim olacaksın. Güneşi bilmeyen insana bu gözü yapamaz. Nimetlerin tatlarını bilmeyen dili koyamaz. Nimetlerin kimyasını bilemeyen mideyi yapamaz. Sesleri bilemeyen, sese benzemeyen kulağı yapamaz. Dünyayı bilmeyen anne karnındaki çocuğa organları takamaz. Düşün, anne karnındaki çocuğun organları ne işe yarıyor orada? Orada top oynamayacak. Orada bir manzara seyretmeyecek. Orada bir şey duymayacak. E, kulak niye takılmış? Madem bir şey seyretmeyecek, göz niye var? Madem orada top oynamayacak veya yürümeyecek, ayak niye var? Organlar neyi gösteriyor? Bu organların kullanılacağı yere gideceğini, aday olduğunu gösteriyor. Ayağın takılmasıyla yürüme alemine, gözün takılmasıyla renkler ve şekiller alemine, sesin orada takılması ki annenin yediği gıdalar sessiz maddedir ve orası sessizdir. Annenin yediği maddeler kördür ve orası karanlıktır. Kör maddelerden karanlık yerde göz yapma teknolojisi normal bir teknoloji. Kullanılan teknolojiye bak. Yenilen ekmek, gıdalar sağırdır. Sessiz anne karnında kulak yapılıyor. Normal bir teknoloji mi? Peki organlar neyi gösteriyor? Çocuğun bunların kullanılacağı işlevi olan bir dünya denilen bir yere aday olduğunu. Onun öncesinde bunlar hazırlıklı olması gerektiği için gidecek olduğu alem için verilmiş. Aynen bu örnek gibi insanın ruhunun yapısı da ahireti gösteriyor. Anne karnındaki çocuk organları dünyayı gösterdiği gibi, oraya gideceğini gösterdiği gibi insanın ruhu da ahireti gösteriyor. Niye? Beka var, burada işe yarıyor mu? Anne karnındaki ayak var, işe yarıyor mu? Yok. Gidecek olduğu yerde yarayacak. Beka var, yarıyor mu? Yaramıyor. Niçin koymuş? Gidecek olduğu yere. Evet arzusu var, sonsuzluk arzusu var. Dertsiz, kedersizlik, hayat istiyoruz. Evet istiyoruz. Yan bak bakalım manevi böyle. Ne istiyorsun, dünyada var mı? Mal istiyorsun. E, dünyayı verseler gene duymazsın. Ne yersen ye. Ne yersen ye, mümkün değil, doyman mümkün değil. Peki niye takılmış? Oraya kullanılacağı için verilmiş. Azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hilkatindeki tecelli saltanat uruye. Cenab-ı Hak bunları göstermek için, yani vahdaniyetini, birliğini, hiçbir şey bir şeysiz olamaz. Her şey bir bütün olarak hareket ediyor ama biz onları parça parça zannediyoruz. Resmi parça parça görüyoruz. Mesela güneşi bulutsuz, bulutu bitkisiz, insansız düşünün. Mesela şu bir tanesi size arabayı vermez, zor verir yani kullan diye. Bak şu kainatı kullanmaya bize vermiş. Arabayı sana vermiyor ya. Mesela böyle bir imkan olsa, kireye verirse oradanlar, karaciğer takılsa çıkarsa midye falan böbrek ayağı. Adam bir tanesi diyor, vallahi ben astımım, bugün düğüne gideceğim, bana akciğerimi versene 5 saatliğine. Kireye verir miydiniz?
akciğerin kaç saatten ayrıldı? Onun yamuk yumuk akciğerini takacaksın. Vallahi feşliyim, onu çıkar da bana bir günlüğüne kireye ver ayağını. Satar mısın? Şu göz kapağını var ya şunu. Şu göz kapağını indir kaldırmak için Allah lazım. Adam trafik kazasına gitmiş, bu göz kapağını sinirleri bozulmuş, adam düşmüş, kepek var aşağıda. Doktor buraya yapıştırmış, böyle koymuş. Ama sabit, nasıl inip kalkacak? Kalkmayınca rüzgardır, tozdur, yanmadır, yüzün beslenmesidir çünkü gözün içinde damar yok. Gelen sıvıyla göz temizleniyor, ısısını alıyor, cilalandırıyor ve gözün içerisini besliyor. Ya aciziz kardeşim, bunu indirip kaldıramazsın ya. Her şeyi sana kullanmaya vermiş. Bak neler vermiş. İman bile vermiş. İmanı vererek kendisini sana vermiş. Ne acayip bir şey ya. İman öyle bir iksiri nurani ki, böyle insanların çirkin gördükleri şeyleri bile doğruya çıkarıyor. Nimet olarak gösteriyor. Böyle bir şey. Bak karaciğeri vermiş, güneşi vermiş, böbreği vermiş, avratı vermiş, ağaçları vermiş, nimetleri vermiş, nefes almayı vermiş. Bunu anlamayız. Ancak nefes almanın ne demek olduğunu astım hastalarına sor. Astım hastalarına sor. Felç ne, felçli ne demektir? Bak ayağın yürümek olduğunu ne demek onu felçlilere sor. Ya bir hastanelere gidin bak bakalım. Cenab-ı Hakk'ın şu senin üzerindeki ne kadar nimet varmış. Bir hastaneye git ne olur. Bir hastaneye git de bak. Hiçbir şey yokken bir bak. Senin de derdin mi varmış göreceksin. Onkoloji miydi doktorum kanser? Onkoloji değil mi? Bir gidin ne olur bir gidin de bir servisi dolaşın. Bir hastanız var numarasıyla. Ben öyle yapıyorum da. Ondan biliyorum. Ben onkoloji bölümüne gidiyorum öyle. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam, kimi aradınız diyor falan, bakar bir gözüme kestirince seni arıyordum ya falan. Yani gidiyorum, ziyaret ediyorum. Kanser hastalarına bir bakın, astım hastalarına bir bakın. Böbrek hastalarına ki yanımızda bir tane diyaliz doktoru var. Bak haftada birkaç defa giren var. Bu nimetin ne olduğunu, ondan sonra kendinden elini koy. Benim de derdim varmış de. Senin de derdin mi var? Allah Allah. Semavat ve arzın hilkatindeki tecelli saltanat oluyor. Sema ve arzın senin emrine nasıl musahhar etmiş? Bir katkın var mı burada? Kullandığın sen emanet olarak bir araba kullanmıyorsun. Bir gemi kullanmıyorsun. Ayakkabı kullanmıyorsun. Şimdi bu sema ve arz ve içindekilerin kullanılmasında, yaratılmasında bir medhalin var. Ya sema ve arz değil ya. O vücuduna bak bakalım. Hangi organ senin iradenle yapılmış, ilminle takdir edilmiş, kudretinle yapılmış? Bir tane ya. Ya bir tanesi var bir genç, hem de kaç yaşındadır? İsmet, o kıldırması var çünkü. 17 yaşındadır. Oturamıyor. Ameliyat olmuş, kıldırmamış. Ne demek kıldırmamış? Ben bile bilmiyorum. Bak onda bir şey var. Sonra dedim, ulan hakikaten bende bir nimet varmış diye elimi tuttum, biliyor musun? 17 yaşında dedim ya kardeşim, bir yere yaslanarak yemek yeme. Mekruhtur. Abi oturamıyorum. Ben bir pişman oldum. Niye oturamıyorsun? Abi kıldırması var, ameliyat oldum, oturamıyorum. Allah Allah, tam şeyin tepişeğini biliyorum. Var mı kıldırması? Ya ne nimet varmış bende? Sonra dedim, nerede bu? Sonra elimi koydum. Ulan bende odamda. Ulan hakikaten bende yokmuş. Ya. Ne nimetmiş ya. Elhamdülillah ya. Allah. Nefes alamıyorum. Astım hastalarına sor. Hele pompa getiriyor. Ya pompa bitti. Pompa ya. Bak gayet rahat nefes alıyorsun. Ya derdimiz var değil mi? Derdi ya. 7 yaşında kız çocuğum iki gözü kanser olmuş. Bir tanesini almaları için fetva istediler benden. Yoksa şey ediyor diye. Ondan sonra onlara fetva verdikten sonra aldım mı ya? Baktım Allah Allah. 7 yaşında kız çocuğum iki gözü kanser, bir tanesi alınmış. Ben niye biliyor musun? Ulan benim de derdim mi var diye sor. Allah Allah. O gayet rahat. Gayet rahat. Hasan amca. 13 yaşındaki çocuk. Kanser. Annesine dedi ki çık. Anne dedi ki çıkar mısın Hasan amca? Buyur Merve.
Hasan amca, annem babam bilmiyor benim bildiğimi. Ben kanser olduğumu ben biliyorum ama çaktırmıyorum onlara. Ben bilmiyormuş gibi davranıyorum, ta ki üzülme sana. Hasan amca biliyor musun ben öleceğim? Biliyorum ben de öleceğim dedim ya. Ama benim hep de şey oldu dedi ya, tamam. Şimdi bana Azrail aleyhisselam nasıl iyileceğimi bir anlatsana. Sanki hasta benim, o da bana nasihat ediyor. Ne şu anda? Hasan amca, Azrail aleyhisselam nasıl gelecek? Dedim Merve yavrum en çok kimi seviyorsun? Ustadını mı, Resulullah'ı mı, anneni, babanı? Onun tipinde gelecek. Ne yapacak ya o zaman? Hadi gel bir Merve dolaşalım diyecek. Çekip gideceğiz. Kanserim 13 yaşında çocuk. Ölümünü böyle. Peki kabirde ne olacak Hasan amca? Kabirini götürdü. Hani dedim cennet olacak. Niye? Anlattım sen daha çocuksun. Orası buradan daha güzeldir. Hasan amca abi. Benim anlayacağım gibi. Ahiret çok mu uzak? Peki ya. Hiç unutmuyorum. Şöyle bir odun. Odun bunu boka. Odun görüyor musun Merve yavrum? Görüyorum. Bunun içerisinde ne var? Kelpetenle, penseyle, tornavideyle çıkartamaz. Yakınca ne çıkar? Duman ve nur çıkar. İkisi zıt değil. Yaktığın zaman duman örter, göz gözü görmez. Nur açar. Yavrum duman bunun neresinde? Altında mı üstünde mi? Mesela böyle diyebilirsin. Su nerede? Bardağın içinde. Şey şişenin içinde. Şişe ayrı, içi ayrı. Oduna böyle diyemezsin. Odunun içinde nur var diyemezsin. Çünkü bu camın içinde su var gibi değil. Duman ve nur odun olarak gözüktü. İçi dersen dişi ayrı bir şey zannediyorsun. Odun denilen şey duman ve nurun dişe vuruşudur, sıfatıdır bu. Unutmayın. Odun iki zıt şeyin görünüşüdür. Odunun içinde duman yok. Odunun içinde nur yok. Duman ve nur odun olarak gözüküyor. Odun nedir o zaman? Dişe vuruş görünüşüdür. Peki yavrum dedim. Odunun içerisindeki, öyle diyeyim gene, odunda olan nur, oduna ne kadar yakınsa, bir daha söylüyorum, odunda olan nur, oduna nasılsa, ahiret dünya öyledir. Ahiret nerededir biliyor musunuz? Odunun neresinde nur varsa dünyanın orasında ahiret var. Buzun neresinde su varsa ahiret dünyanın orasındadır. Dumandan kasıt cehennem, nurdan kasıt cennet. İki zıt alem kendisini odun yani dünya olarak gözüküyor. Bir inkılap olacak, inkılap bir yere gitmiyoruz. Zahir lügatta gitme var, batın lügatında öyle bir şey yok. Odunun içerisinde diyeyim gene, odunda olan nur, oduna nasılsa dünyaya, ahiret de öyledir. Sen de odun üzerinde yürüyen bir insansın. Peki, odun nerededir? Bağcılardadır. Odun kabul et. Bağcı. Yak bakalım kibrit. Odun nerededir şimdi? Her yerdedir. Böyle olacaksın. İçeriye giriyoruz ki üstümüz açılsın diye. Çekirdeği dünyanın üstüne koyun. Buraya koy. Hiçbir şey olmaz. Çekirdeğin içinde odun yok mu? Ağaç. Çekirdeğin içinde ağaç var. Bu ağacın üstünü açman lazım kapağı. İçindeki ağacı çıkarman için çekirdeği örtmen gerekiyor. Örtmek açmak içindir. Sen de örtüleceksin ki için açılsın diye. Çekirdeğin üstünü örtmezseniz içinden ağacı çıkartamazsınız. Örtmek açmak içindir. Sen de örtülmen lazım ki için dışarı olsun. Ya. Ondan sonra vefat ediyor. Annesine diyor ki Hasan amcama öyle söyle. Onun anlattığı gibi de değilmiş. Bu 5-6'sı çok kısa ne oluyor?
bir yazar bunu hikayelerinden yazması için müsaade etmişti, kurtarmıştı. Hikayelerinde, o da mervek kullanıyor. Benim başıma gelmiş bu. Annesine demiş ki, anne Hasan amcaya söyle. Onun anlattığı gibi de değilmiş, daha güzel. Rüyasında değil mi aslında? Evet, rüyasında. Vefat ediyor. Annesine rüyaya geliyor. Ondan sonra annesi bana diyor ki, hocam dedi, ben çıktıktan sonra de hastanede ne konuştunuz? Hayırdır, ben dedim sırdır demem. Merve ile beraber. Ama hocam dedi, rüya gördüm, nasıl gördün? Dedi ki, Hasan amcama söyle. O anlattığı gibi değilmiş, daha güzelmiş. Ondan sonra o zaman anlattım. Ahireti anlattım dedi. Ve o biliyormuş. Sizin üzülmemeniz için söylemiyormuş. Sevgili kardeşim, ne olur? Ne olur şu 5 dakika konuşmamı dinledikten sonra, şimdi sen derdim zannettiğin şeye bir dön. Senin de derdin mi var? Dert miymişsiniz? Oysa o dert değil. Olayları farklı yorumlamana malzemedir. Hiç sana dert verilmese en büyük dert odur. En büyük dert dertsizliktir. Derti dert edinirsen dert dert olur. Ama her şey üst üste geliyor. Tabii ki her şey üst üste gelecek. Üst üste gelince merdiven gibi çıkacaksın. Ya alt alta gelseydin olacaktı, dibe doğru gidecektin. Üst üste gelecek, merdivenle yukarıya çıkacaksın. Allah senin derdine ne diyor biliyor musun? İltifat-ı ilahi diyor. Buna iltifat-ı rahmani, ihsan-ı ilahi diyorsa cehennem nasıl bir şeydir? Peki, dünyaya Allah zindan diyor hadiste. Zindani dünyadan bostan-ı cinana. Peki dünya zindansa acaba cennet nasıl bir şeydir? Fesubhanallah. Zindan bu ya. Hiç alakası yok ki şeyde. Peki dünyada hani bela musibet var ya, ateş. Bu ateşe Allah irtifat diyor, ihsan diyor. Cehennem o zaman ateş nevinden bir şey değil ki. Çünkü ona benzemiyor. Cehennem dünyaya benzemez, cennet de benzemez. Ama bizim negatiflikle alakamız yok. Biz cennetli olacağımız için hepimiz. Cennet yani. Zindani dünyadan bostan-ı cinana çıkan, yani odunu yaktığınız zaman oduna ne oluyorsa senin ruhun da cesedi böyle olacak. Abi aşağı indiriyorlar yukarı çıkmak için. Kestane koçanından düşer aşağıya, ta ki yukarıya çıkmak için derler zannet. Ama koçanından taze iken kestanı çıkartamazsınız. Vermez sana içini. Bu da gençliktir. Ama yaşlanınca artık, ya burada ne kalayım dikenin içinde? Ne yapacaksın? Aşağı ineyim ki ağaç olayım. Yukarıya çıkmak için aşağı inmek lazım. İnan, ölüm o kadar güzel ki vallahi. Allah ve Kur'an'ında ve hadiste öyle anlatılıyor ki. Dedim ki, niye insan ölümden korkuyor diye baktım. Kulasasını söylüyorum size. Allah ölümün ve kabrin üzerini böyle çirkin, hastalık, kefen, toprak, mufrak gibi böyle zahirde bir örtmemiş olsaydı, herkes oraya gitmek için herkes intihar ederdi. İntihar eder, çabuk giderdik diye. Ya bir kız için intihar ediyor da, burayı görsen ne yapardın? Düşündüm. Ya bir araba için, dükkan için kardeşini vuran adam cennetin bahçelerini görse durur mu burada? Hayatını öldürüyor. Gidip hapishaneye gidiyor. Kardeşini vuruyor değil mi? Yakınını vuruyor. Vurdu demek. O da gitti, o da gitti. O toprağa gitti, o da duvara gitti. O da bitti hayatı. Bir de cennet bahçeleri için ne? Kimi vurmazdın? Kendini vururdun yani. Dertlerinden kurtulmak için çare bununla arıyorsun da. Ya o cennetin o güzelliklerini görsen, üstü bir açılsa o kabir mahalline kefen. Allah. İşte iman arttı mı kabirin, o alemlerin üzerindeki perdeler kalkıyor. O zaman ölümü seviyorlar. Biz korkumuz cehaletten kaynaklanıyor. İnsan bilmediği şeyden korkar. İşte Cenab-ı Hak arzın ve semavatın hılkatindeki tecelli saltanat uliyeti göstererek bak diyor. Bunları senin emrine vermiş.
Bunlar senin emrine verilmiş. Düşün sen ne kadar kıymetlisin. Ve insanı çekip çıkarırsanız, insanı, dünyadaki eşyanın hiçbir manası, değeri yok. Bak, bu kainatta insanı çekip çıkarsanız kainatın manası yok. Ben size basit bir tanesi söyleyeyim. Gülü koyun. İstanbul'un en güzel yeri Çamlıca. Koy oraya gülü. Böyle sağlanıyor, harika bir gülü. Ok yüzü koy karşısına. Şimdi boğaza bakan bir manzarada gülle otu koydum. Şimdi ok yüzü ne yapar? Vay be, şuraya bak ya, şu sanata bak. Kullanılan teknolojiye bak ya. Ne harika, değer mi? Ok yüz için otla gül farkı var mıdır? Yok. Muhabbet kuşuyla, ya o güzeli muhabbet kuşuyla bir et parçası, leş, balık kafası, kedi için fark var mı? Yok. Vay be, şu da yenmez ya, şu yenir mi ya? Değer mi kedi? Şu muhabbet kuşunun güzelliğine, ya Allah Allah, buna diş vurulur mu? Der mi? Kedi için eşit. Ama insan fotoğrafını çekip senelerce duvarda manzara teşkil ediyor. İn aşağı, yerin dibindeki madenleri düşün. İnsansız ne dereye bakın? Nereye bakarsanız bakın. Hep insan için. Peki senin ne meziyetin var ya? Atzi için ihsan edilmiş. Öyle bir değerin var ki, yani taşımış olduğu ruha ve kafasına takmış olduğu akla ve kalbinde istediği istidada nispeten insan bu kainatı bile, varlığı versen bile doymaz. Dardır. Şimdi devam ediyor. وَاَخْتِلَافُ لَيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ve gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet. Yani gece diyoruz. Yani gece basit, yani gece olmuş. Yani gece olması için nasıl bir teknoloji lazım? Dünyamızı kendi ekseni etrafında 1666 kilometre hızla döndürmen lazım. 1666 demek yolcu uçağı 850-900'de gidiyor. Mercedes otobanda 200'de gidiyor. Dünya kendi ekseni etrafında 1666. Aynı zamanda böyle dönerken güneş etrafında 108 bin kilometre hızla gidiyor. Ne kadar? 108 bin. Seni sarsmıyor. Uçağa gittiğin zaman buradan Sivas'a kadar 10 defa için dışına geliyor. Hiç sarsmıyor. Hiç oradan titreşime de gitmiyor. Gece ve gündüz yapmak için arkadaşlar bu kütleyi döndürmek gerekmiyor. Şu dünyaya gece yapacaksın. Şunu nasıl göndereceksin? Gündüz yapacaksın. İşte gece ve gündüzdeki ihtilafındaki tecelli-i rububiyet. Yani bunu birbiri ardında bunu takip etmekteki Allah'ın ve içindekileri sanın emrine musahhar etmekteki hakikat. وَاَخْتِلَافُ لَيْلِ وَالنَّهَارِ Ondan sonra onu, yani nasıl bir teknoloji lazım? Mesela adam dediler, neredeydi, Bozdağ mıydı? İzmir, yeni geliyor. Bozdağ. İzmir'de demiş Bozdağ. Ha, Bozdağ, orada bir Bozdağ var. Orada bir tane şey varmış, tepede. Dönen lokanta varmış. Mesela diyelim ki 10 lira değil mi kuru fasulye aşağıda? Orada 50 lira, 30 lira. Ya ne özelliği var? Abi dönüyorsun. Lan dünyada. Dünya 108 bin kilometrede dönüyor. Allah'a kuru fasulyesini canlı hatırlamıyor. Şimdi Rizelilere söyledim. Çünkü Rizeliler mesela da dedim kuru fasulye deyince kim hatıra geliyor dedim. Hüsrev akla geliyor. Bir devletlamanı yapmış ama. Hüsrev kuru fasulyeli tanıtırları girmiş. En iyi kuru fasulye. Lan 100 kişiden 10 kişinin Allah hatırına geliyor. Hüsrev daha meşhur olmuş. Bak o çünkü dönüyor. Olan aşağıda aynı kuru fasulye 10 lira mesela yukarıda 5 lira. Ne özelliği var? Abi dönüyor. Ona biz kainat dönüyor ya. Dünya dönüyor dünya. Döne dünyada kuru fasulye yiyorsun Allah hatırlamıyorsun. Dönmüş ne olmuş? Abi diyor, burada dönünce bunu görüyorsun, bunu görünce bunu görürsün. Böylelikle kuru fasulye yiyorsun diyor. Al. Ya insan ne tuhaf ya. Ya dün kuru fasulye yerken yaz geliyor, kış geliyor, ilkbahar, sonbahar, bahçende elma oldu, armut oldu, sonbahar oldu, kış oldu. Allah Allah, ona dönüyorsun ya. Ne güzel bir şey ya. Allah hakikaten ne güzel yapmış ya.
Nasıl yapmış? Maddeyin Allah. Ve hayat içtimai insana en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde tesir ile tecelli rahmet. Vel fulki leti tecri fil bahri yenfeun naz. Yani dünya karasını birbirlerine bağlayan bağlantı deniz. Şimdi bu denizin nesi var ki bunu anlatıyorsun? Ya kardeşim civa gibi olsa, pekmez gibi, bal gibi olsa bu su. Nerede kullanacaktık ki? Şöyle düşünün. Hepimiz mektep okuduk. Dünyamız güneşten kopmuş parça değil mi? Güneşten kopmuş parça. Peki, şöyle diyeyim. Bu peçete. Bununla bu aynı madde değil mi şimdi? Sizin yanınızda koparttı. Aynı madde. Güneşten kopmuş olan parça dünya, güneşin tüm özelliğine sahip değil mi? Nereden getireceksin bu ağaçları, kuşları? Nereden getirdin? Suyu nasıl getireceksin? Merkezinde 40 milyon santigrat derece ateş var. Güneşin diş çap yüzeyinde 6000. Şimdi bunu buradan koparttım. Güneşten kopan parçada şu dünya, bu güneş. Kuşları getireceksin, su yapacaksın. Suyu nereden getireceksin? Bahçelere, bağlara bakacaksın. Bahçelere bakacaksın. Semaya yerleştireceksin. Atmosferin belirli bir katmana kadar nefesimizi tasfiye edecek, güneş ışınlarının zehirlerini süzecek ama ısıyı ve ışığı dışarıya yansıtmayacak battaniye örteceksin. Eğer üzerinizde atmosfer olmasaydı gündüz ısı gece kaçacaktı. Gece kaçınca dünyanın yüzeyi eğer atmosfer olmasaydı eksi 270 santigrat derecede soğuk olacaktı. Gündüz sıcaklığı kaçsaydı, kaçmaması için atmosferle örtmüş. Hava ısı dışarıya götürmüyor. Bak nasıl bir dönen bir lokanta görüyor musun? O abi dönüyor. Sanki biz duruyoruz. Hayat-ı içtimai insana en büyük vasıta olan gemiyi denizde tesir ettirip tecelli rahmetini gösteriyor. Orada nasıl yüzdürülüyor? Demir ya, demir yüzüyor. Demir yüzüyor. İçine yük de koyuyoruz. Ya ne anlatmaya çalışıyorum? Şimdi nümune yok, model yok, misal yok, patent yok, zaman yok, malzeme yok, misal yok, örnek yok. Su yapacaksın. Nasıl hatırına gelmiş? Haşa Allah'a sorulmaz ama düşünmek için sor. Yani güneşten kopmuş olan dünyaya suyu nereden hatırına getireceksin? Su ne demektir? Nereden hatırına geldi? Sen bir şey yaptığın zaman nasıl sorarlar ya. Ya nereden hatırına geldi ya? Allah Allah. Nasıl düşündün? Sen bir şey yaptığın zaman birincisini işte bir şey. Marangoz. İki yapıyorsun daha güzel. Üçüncü daha güzel. Dördüncü daha güzel. Allah bir yapıyor ilk ve son. Her sene arabanın modeli değişiyor. Atın modeli değişmiyor. Ağacın modeli değişmiyor. Bir arkadaş gitmiş karpuz alacak. Malatyalıymış kardeş. Şey, karpuzcu. Dedi kardeş bu kaç model karpuz? Ya dedi mi kaç model ya? Ya arabanın modeli oluyor. Bak her sene en son. Bak bunu yapan adam ikinciyi yapsın daha güzel yapar. Şimdi kainatta baktığımız zaman yapılan şey her sene son model. Demek bizim aklımızda yapılmamış. Bizim aklımızda yapılmamış. Bizim aklımız sebep sonuç ilişkisiyle çalıştığı için mertebe mertebe çalıştığı için mertebe mertebe yapar. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için bu akılla onu çözemiyoruz. Bu aklın mutluluğunu istiyorsan bu aklı yapana bu aklı bağlamaktır. Çünkü niye? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. O zaman bu aklı hangi akılla yapılmışsa bu aklı ona bağlamak aklın mutluluğudur. Bu akılla kendisini mutlu etmeye çalışırsa başına bela sarar. İşte aklı yapanı aklı bağlamak vahidir. Aklın kendisini idare etmesi ise arzidir, felsefidir. Kendi
kendi sorunumuzu kendimiz çözüyoruz. Yani katalogsuz makineyi çalıştırmak gibi. İşte sıkıntılardan kurtulamıyoruz. Sıkıntı zannediyoruz. Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar şu elime bir bakalım. Sen buradasın. Senin büyük zannettiğin, yüksekte zannettiğin dertlerin var ya, sende yüksek. O dertlerin yüksek gözükmesinin sebebi özgüveninin ve insanlığının kalitesi aşağıda olduğundan. Ne zaman sen insanlığının seviyesini yükseltirsen, yüksek zannettiğin dertlerin aşağıda olduğunu göreceğiz. İnsanlığımızın kalitesi aşağıda olunca yukarıda zannediyoruz onları. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Bir örnekte. Sizin memlekette de öyledir. Ben Karadenizliyim. Orada 100 metre, eskileri söylüyorum eskiler. 100 metre vardı yoktu. Tahtalı evlerimiz vardı. Bak kim vardı biliyor musun içinde? 4 tane kardeş. 4 kardeş. Evli çoluk çocuk sahipleri. Boşver giren çıkana bir şey yapmayın. Buraya bak. 4 tane kardeş. Çoluk çocuğu var. Herkese bir oda var. Onlardan artı olarak babaannem ve dedem de sağ olduğunu biliyorum. Şaşıracaksınız. Dedemin annesi de sağ. 100 metrekare bir yer. Ve onlar orada yaşadılar ve biz büyüdük. Ama ben çocukluk hatıram, size yalan mı söyleyeceğim? Kavga bilmiyorum. İtaat vardı, af vardı. Peki nasıl oluyor da 100 metrekareye 4 kardeş, babaanne ve dede de sağ iken oluyor, kavga olmuyor. Şimdi 100 metrekareye karı koca kavga ediyor. Sebebi çok meşgul oldu. O zaman yerler dardı, gönüller genişti. Şimdi yerler geniş, gönüller dar. İki nefret adamı koymuşlar çöle. Çöl gözükmüyor. Fincan gibi gelmiş. İki aşık birbirini koymuşlar şeye, fincana, çöl gibi olmuş. Geniş olmuş. Demek ki genişlik buradaymış. Dar da buradaymış. Burada çözeceksin. İnsanlığının kalitesini yükseltirsen, yüksekte zannettiğin dertlerin aşağıda olduğunu göreceksin. İnsanlığının kalitesi nasıl yükseklenir? 4 tane hayatına soru sor. Psikoloji dersleri de veriyorum. Ondan söylüyorum. Yani bu arada psikologlara ve psikiyatristlere öyle doktor arkadaşlarla bizim bildiğimiz bildik. Ruhsal ve din eksenli psikoloji bize bir anlattı, onlara da anlatıyorum. Yani yeni gelenler için niye bu işlere girdin diye anlatmak için, izah etmek için anlattım. Onlara diyorum, size de diyorum. İnsanlığının kalitesini yükselirse büyük zannettiğin dertlerin aşağıda olduğunu göreceksin. Nasıl yapacaksın? Buna hiç dokunmuyorsun. İnsanlığın kalitesini şu hayatına 4 soru sorarsan ve cevabı samimi alırsan hayatın kalitesi yükselecek. Kaliten artacak senin. Marka olacaksın. Ne demek? 1. Şuna cevap ara. Nereden geliyorum? Nereden geliyorum? Kim donatmış yani beni bunlarla? Niye? Nereye gidiyorum? Hayat bir serüven devam ediyor. Ben nereye doğru gidiyorum? Bakın saçlarım beyaz. Böyle değildim. Siz de değildiniz yani. Doğdum gidiyorum. Nereye gidiyorum? Hayatına sorusu. 3. Burası neresi? Burası bayram. Bağcılar değil. 4. Ben kimim? Ben kimim ve ne yapacağım? Kendimizi tanımıyoruz arkadaşlar. Gözümüzü açtık, harici seyrettik. Kulağımızı açtık, harici duyduk. Kendimizi hiç dönmedik. Ben kimim ya? Niye buradayım? Kimin adına buradayım? Nereye gidiyorum? Veya nereye sevk olunuyor? Eğer hayatımıza bu 4 tane samimi soruyu sorarsan, cevabın hemen arkasından gelecek. Yeter ki sen soru sor. Hayatına soru sor. Çünkü sana soru soruluyor. İnsan mesuldur değil mi? Meşsul demek Arapçada sual sorulan demektir. Sual sorulduğun için, sorulabilecek makamdan olduğun için koyuna sual soramazsın. Soru soramazsınız koyuna. Sığıra soramazsınız.
Sual sorulamadığı için mesul değildir. Sual sorulabilen insan mesuldur. O zaman hayatın o dört tane cevabı bulma nispetinde zaten onun için buradasın. Hayatın kalitesi yükseldikçe bu oynamıyor. Hayatın yükseldikçe yukarıda zannettin şeyler aşağı inmiş. Ondan dertlerin büyümüyor. İnsanlığın aşağı iniyor. İnsanlığı yükseldi mi dert zannettin. Sen şeylerin basamak olduğunu göreceksin. Her şey üst üste geliyor. Elbette ki alt alta gelmiyor. Üst üste geldiği için merdiveni yapıp yukarıya çıkacağız. Alt alta gelseydi aşağı doğru gidecekti. İlk üst üste geliyor. Yani marifeti ilahiyi terak etmek değil mi? Evet. Yoksa hayat donuk olur. Şöyle bak düşünüyorum. Asıl saadetlik sahabe var ya. Hep bu insanlarla dolu olsa bu cemiyet. Evet. Yaşanmaz. Ben istemem vallahi. Niçin biliyor musun? Allah bir kere usul bakımından yanlış olur. Allah böyle yaptıysa doğru budur. Çünkü niye? Hayat donuk olur. Kıpırdama olmaz. Yekmesak standart olur. Birisi kuyruğuna basacak, birisi çakacak, birisi alakası onları mahkemeye verecek, birisi bilmem ne yapacak. Sofrayı silkeleyecek falan, müziği sonuna kadar çalacak, vay sizin gibi falan. Biz ya o zaman barman olacak. O zaman standart. Böyle hayat mı? Ya öyle de bir şey yok. Olmaz ki. Ya kardeşim içerimizdeki gizlilikler toprağa girmemiz lazım. Toprağa çekirdek girerse ağacın üzerindeki kapak açılır. Ağacın üstünü açman için toprağın altına girmesi lazım. Çekirdeği örtmen lazım. İnsan da hadiselerle, olaylarla örtülmesi lazım ki ruh cesedinden çıksın. Çekirdeği örtmezseniz içini dışarı edemezsiniz. Yani, iyi ki Allah var. Olayın başında, akışında sahibi Allah mıdır? Allah'tır. Korkmayın o zaman. Çünkü Allah seni senden daha iyi düşünür. İyi ki Allah var. Allah var, problem yok. Gerisi hikaye. Yeter ki aran onunla düzen. Gerisi hikaye. Zor da bir şey istemiyor. Ha, suyun üzerinde yürürseniz cennete gidersiniz. Öyle bir ihtiyacı yok. Zor bir şey istemiyor. Bak mesela şu anda caddeden gidersem 20 tane haram göreceğim. Ulan şu sokaktan gireyim. 5'e düşeriz. Al sana 15 tane vacip. Bir vacip de yüzlerce sünnete bedeldir. Ben bedava bir kar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ezan okuyor. Bir namaz. Ha Ramazan geliyor. Tamam oruç. Ya senden havada uçmaya, su üzerinde yürümek mi istenmiş ki zor geliyor sana? Gayet kolay. Bu asırda cehenneme girmek çok zor. İnan çok zor. Niye? Öyle zor şartlarda en ufak bir şey zirve yapıyor. Allah Resulü diyor ki, ey ashabım, benim dönemimde 10 taneden 9 taneyi yapmasın. Değil mi? Öyle bir zaman gelecek ki 10 taneden bir tanesini yaparsa kurtulacak. Gördün mü? Namazını kıl, orucunu tut, derslere gel, 5-10 dakika risale oku. Kur'an'ımı bir iki sayfada oku. Bitti ve lettani nafim. Uzaya gitmen istenmiyor ki. Ya sen de ne yapar? Ne isteniyor ki yapamazsın? Yapamayacağım şey yok ki. Teslim ol kardeşim, bana teslim ol. Allah. Devam. Semadan neredeydi? وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَاَحْيَا بِالْاَرْضَ بَعْدَ مَفْتِيَا Semadan ab-ı hayatı ölmüş zemini gönderip zemini 100.000 taifeleriyle ihya edip bir mahşer acayip suretine getirmekteki tecelli azameti kudret. Semadan yağmur indiriyor. Adeta tezevvüç evlendiriyor. Semadan su geliyor. Dünya yuvarlak, yumurtalık. İkisi beraber oluyor. Nebatat çıkıyor. Yavrusu. Bir kadar bitkiler çıkıyor. Semadan o yağmur yağdı mı? Tutun böyle tencereyi. Demliği boşaltın bakalım candan aşağı. Yağmur iner. Kütle olarak iner. Tek tek inmez. Yağmuru yağdırmak için alan lazım. Karadeniz'e alacaksın, gideceksin, Sivas'ta kar yapacaksın.
dağlara kar olarak ağaca takacağız. Normal bir tek bulur. Şimdi deseler ki bağcıları Marmara ile sulayacaksınız. Bu sulanırmış. Yağmur yağdırmaktaki mucize ne acayip bir şey ya. Suyu kaldıracaksın. Orada hiç göstermedim. Her tarafa lazım olduğu kadar aktarıyor. Kime sabrediyor? Ondan sonra ölüyü dirilteceksin. Ölü toprağı dirilteceksin. Sonra o ölü topraktan ölüleri dirilteceksin. Bunu gören insan ölüler dirilir mi diye soracak. İçtiğimiz, yediğimiz ölü değil midir? Bak. Ölü maddeyi yiyeceğim, içeceğim. Ölüler bende dirilecek. Sonra ben soracağım, ölüler dirilir mi? Ölü maddeleri yiyip diri diri dolaşıyoruz. Ölüler dirilir mi diye bir soruyor. Ölü sen de diriliyor. Farkında değil misin? Felyenzurur insan ila taami. Allah Allah. İnsan yediğine bakmıyor. Ya böyle haşa Allah dayatmacı değil. Ver Allah'a mi inanmıyorsunuz demiyor bak. Şu tevazuya bak. İkna yöntemine bak. Felyenzurur insan ila taami. İnsan yediğine bakmıyor. Diyor ki Allah olduğu halde ben olsam ona ben rahmetli babam öyle dediğim ulan bu sofraya kaşık atıyorsam benim dediğim olacak derdi. Tamam? Şimdi Allah öyle demiyor. Şimdi dayatmıyor, ikna etmeye çalışıyor. Bak o ayeti okuyun. Devamını okuyun. Allah Allah. Felyanzurul insan ila taami. İnsan yediğine bakmıyor. Niye? Enne sebebne l-ma'el sebbe, sümme şefetne l-arda şakka, fâmbetne fiyâ habbe, ve aynâ ve makadbe, ve zeytûne ve nehle, daika gulibe, ve fâkiyâte ve ebbe, ve tenlikum ödeye nâbik. Şu ayet-i kerime, bak şu mucizeye bak, Kur'an'a bak. Mucizat-ı kudret ilahiyeyi, Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizesini bir tertib-i hikmet ile zikrederek esbabı, sebepleri bir zemin olduğunu, malzeme olduğunu, o da bir malzeme olduğunu, onun üzerinde Cenab-ı Hak işler yaptığını göstermek için metanekum lafzıyla bir gaye gösterir. Senin için. Yani eşyada hedef var. Sen. Peki ağacın meyve vermesinde sen mi varsın? Niye varsın ki? Korkutmuş musun ağacı ki? O ağaç sana uygun meyve versin. Bak, rengi gözüne göre. Aman 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 iğrenç bir renk var. Görüyor musun? Rengi gözüne göre. Kokusu burnuna göre. Mahiyeti ağzına göre. Çiğnemesi dişine göre. Tadı diline göre, gıdası vücuduna göre. Yani sen de buradan ne methalin var? Ağaç niye sana taksın ki? Ağzının çapına göre mandalina yapmış. Elma gibi yapsaydı ekbari sıvdığı zaman patlardı. Dilim yapmış ağzına göre. Sığır için olsa sok ağzına. Dilim yapmaya gerek yok. Mandalinayı sok kanka ne olacak ki? Lokmadır o. Tüm mandalina lokma olmaz. Ama ne yapmış? Kibar Allah. Bizim kibarı ağzımıza uygun yapmış. Dilim demiş. Ne acayip bir şey. Bir de ne zaman oluyor bu? Mandalina portakal gibi şey. Kışın. Donmasın diye Kayseri plakalı. Kayseri'nin o var mı? -38 derece. Ha bak. -38 dereceye dayansın diye mandalina, portakal gibi şeylerin etrafını hani tutup kabuğunu kırınca yakıyoruz ya, yanıyor. -38 santigrat dereceye dayansın diye orada antifrizle kapanmış. Soğuk. Oradan bulmuşlar. Benim işte mesleğim biraz. Uçakta biraz şey yapmıştım. Hocamız anlatıyordu. Suyun donmaması için antifriz, arabanın antifrizi portakalı mandalinanın kabuğunu model alınarak yapmış. Peki portakalı yapan nereye bakmış? Antifrizin üzerine yazıyor. Maddin Usea. Maddin Germani. Maddin Türkiye. Portakalın üzerine ne yazıyor? Maddin Allah. Maddin Allah. Maddin Allah. Bu Allah'ın. Ama hakikaten Allah usta. Çok hoşuma gidiyor Allah. Allah'tan zevk alıyorum, şükürler olsun. Ne güzelmiş ya, oh. Allah. Metanekum ve leenabikum, senin için diyor, hakikaten benim içindir. Allah beni biliyor, nereden biliyorum?
rahmetiyle, ikramıyla bildiğini bildiriyor. Ona isabet etmiş hepsi. En ufak bir şeyimi bile takip etmiş, bunun lezzetini. O kadar hoş ya. Allah'a katın usta ya. Bize ne kadar ihtiram ediyor. Hey ya, insan utanıyor biliyor musun? Utanmaz insan, utanıyor işte. Mesela neden biz bu kadar sığıyor peki? Yani neden bu kadar sığıyor yani? Biz zarif de değiliz. Niye biliyor musun? Hani layık da değiliz yani bakarsan. Evet, bak. Allah ne acemiş. İyi ki senin eline düşmedik. Allah. Kimseye mandalı vermez. Bak. Biz öyle bir mahlukuz ki birebir. Bana bir verdin mi? Allah, Allah olduğu için vermene gerek yok. Allah veren. Ben ona bilmiyordum. Şöyle bir şey yaptım ben ona. Ben Allah'ımı çok sevdim. Ben de dedim ki ya Rabbi, ben dedim hayatımı sana veriyorum. Ve Allah'ın bir kuralı varmış. Allah karşılıksız almıyormuş. Sonra o hayatımın içerisine kendisini koydu, bana verdi. Anladın mı? Bak şimdi, senin için sevdim. Birkaç yer okuyacağım. İnsan, dünyaya nispeten bir zerredir. Dünyaya göre bir insan düşün, kütleye. Sen kaç kilo? 60 kilo, bir zerre. Dünya da kainata nazaran bir zerredir. Ve keza insanın bir ferdi, nevine göre, yani geçmişte yaratılmış, yaratılacaklara göre bir zerredir. Zahire bakılırsa insan bir zerre hükmündedir. Hadi şimdi dinle. Fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidada nazaran şu dünya dardır, insanı istihap edemez. O ruhun arzularını, o aklın meyillerini, isteklerini, o kalbin tatmini için isteklerini tatmin edecek. Yeniden okuyayım. Aklı, fakat insanın taşıdığı ruha, kafasına taktığı akla, kalbinde beslediği istidatlara nazaran alem-i şehadet dardır, istihap edemez. Ancak o ruhun arzularını, o aklın fikirlerini, o istidatın meyillerini tatmin ve teskin edecek ancak dar ahirettir. İnsanın ruhundan dolayı. İnsana verdiği ruh. Beşinci mederde de anlatıyor değil mi? Evet. Da şeyde de var. Allah Allah. İnsan böyle değerli ya. Bizim bile aklımız almıyor, kendimiz hakkımızda. Bak, anlatıyor böyle. Ama takmış olduğu ruha, kafana taktığı akla, kalbinde beslediği istidat var. Kainatı versen doymuyor. İnsan. İnsan kainattan öncedir. Diyor. Beşeriyet itibariyle, cisim itibariyle kainatın içine doğmuşuz ama çekirdek itibariyle, ruh itibariyle kainatın arkasındayız. Yani bakın, toprak düşün, çekirdek, filizlendi, ağaç, meyve. Meyvenin içinde çekirdek var. O meyveden kasıt şu anda sen oturuyorsun. Şu anda ağacın sonusun. Meyve ağacın sonudur. Meyvenin içinde bir çekirdek var. Ağacın başı olan kökün aynısıdır. İşte beşeriyet itibariyle, bedensel itibariyle meyvesin, kainatın sonundasın. Ama o ruhun içi olan, yani bedenin programı olan ruhun itibariyle çekirdeğin içindeki program gibisin. O program itibariyle ağacın başı olan çekirdek gibisin. Kulü vallahi ehad, küllehü küfüven ehad. Başıyla sonu aynı. Ehad. O itibarla, ruh itibariyle kainattan öncesin. Çünkü Nur-u Muhammed'i dersin. Benim gömleğim. He? Benim gömleğim. Benim gömleğim, yapalım diyorsun. Gir içeriye, benim atletim. Gir içeriye, benim bedenim. Gir içeriye, benim hayatım. Bak ben diyen arkada. Benim gömlek diyen, benim gömleğim diyen gömlek değil. Ben diyen arkada bak. Sen kimsin? Benim gömleğim diyen arkada. Sahiplenmiş buna. Benim şişem. Ben şişe değilim. Benim atletim. Gir içeriye. Benim bedenim. Gir içeriye.
benim hayatım diyen hayat değil, gir içeriye. Benim aklım diyen akıl değil, gir içeriye. Ben deriz ya, benim aklım basmaz. Benim ruhum diyen ruh değil, ruh. Ruh değil. Ruhun daha arkasındasın. Daha içerisi yok. Ben olan ben işte. Yok işte. Hatta ruh bile değilsin. Benim ruhum diyen ruh değil. O noktadan kainatın çekirdeğisin. Hastesin. Ruhu da sahipleniyor değil mi abi? Evet, ruhu da sahipleniyor. Benim ruhum, ya benim ruhum şey. Hatta Allah diyor ki, emanet verdim ruhu. Niye ruhunu zikirlettiniz? Benim ruhum kaldırmaz kardeşim. Hani diyor bize böyle. Ruhum aciz diyoruz. Kim? Benim ruhum. Ben diyen ruh değil. Ruh sahipleniyor. Bu benim şişem der gibi. Benim ruhum. Sen kimsin? Bir gün ateistlere seminerde felsefe şey aklımda beni de çağırdı. Böyle değişiklik olsun diye zannettiler. Bir karışıklık oldu tabii. Yanlışlık yaptılar sonra. Şimdi orada ben olan beni değil de kelam nedir diye konuşmacı, 5 kişi konuşmacı vardı. En fazla 10 dakika. Kadıköy'de, Kadıköy Belediyesi çağırmıştı. Ben 3. konuşmacıyım. Böyle kürsüye çıktık. Aynı bunun gibi seyyar vardı. Ama böyle bağırmıyordu. Seyyar vardı. Durmuş böyle. Ben olan ben, yani ilk önce kelam anlatmak için ona girdim. Oysa onlar nerede mi diyecek ben olan beni? O kalabalık böyle, dinleyiciyle böyle. Şimdi hepsi kültürlü yani, bilerek gelmiş. Ya önünde düğme var, bastı, sorusunu aldı, ben de bastım. Canlı istersem, herkese yayınlanabiliyor, ben duymak istesem verdim. Ben bastım, herkes duysun, sorusunu duysun. Biliyorsan biliyorum. Peki o zaman dedi, ben kimim dedi ya. Bunu aynı böyle saydım. Ondan sonra kelamı söyleyeceğim. Kim söyledi? Baktım ki 37 numara. Kalktım seyahat. Ben kimim o zaman dedi. Hani benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum, ben olan ben. O zaman ben kimim dedi. Normal adam değil bu. Kim söyledi 37? Sen misin? Aldım. Durdum. Ben de seni de ona kafasına mı vuracağım? Ciddi ciddi. Aa, adam duruyor. Bittim. Sen ne arıyorsun? وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعِلُوا فِي الْاَرْضِ خَالِفَةً قَالُوا اَتَجَلُوا فِيهَا مَنْ يُفْسِدُونَ فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني عالم ما لا تعلمون. Yani düşün o zaman ki Rabbim melekeye hitaben ben yerde bir halife yaratacağım dedi. Meleke dedi, yerde fesat yapacak, kan dökecek kimseleri mi yaratacaksın? Biz de böyle düşünüyoruz. Halbuki biz hamdinle seni tesbih ve takdis ediyoruz dediler. Rabbin de sizin bilmediğinizi ben biliyorum diye onlara cevap verdi. Bak, Allah'ın bir bildiği şeyi var. İnsandan takip ettiği bir gaye var. Diyor ki, sonra bu konuşmalar devam ediyor. Sonra insanın yaratılış hakkında meleklere biraz aralanıyor. Biraz aralanınca melekler tamam diye teslim oluyorlar. Melaikeler beşerin isyanlarının, yani beşerin daha cevher itibariyken nereden anlamışlar ki böyle kan dökeceklerini? Lef-i mahfuza bakmışlar veyahut insanların kuvve-i gadabiyesine bakıp anlamışlar. Bu tarafı olmakla beraber şöyle bir şey de var, özelliği var. Onu bulursak o cümleyi. Evet, yine şurada. Şimdi kafamıza geldi. Aleme.
beşerin insanoğlunun arzda hilafeti kübre mazhar olmasına evvelki ayette delalet edilmiştir. Burada ise bütün tecelliyata mazhar bir nusay-ı camia olarak gösterilmiştir. Bütün alemler insanda cem edildiği için. 18 bin alem insanda cem edilmiştir. Bu da ayrı ayrı istidatlara malik ilim ve istifadelerin yolları çok olduğunu ve beşer zahiren ve batinen havas ve duygularıyla bilhassa, burası çok önemli, buraya istiyordum, derinliğine nihayet olmayan vicdanıyla kainatı ihate etmiş bir kabilettedir. Kainatı içine alacak bir kabiliyeti vardır. Beşerin. Allah Allah. Nefis olarak değil, değil mi hocam? Değil. Değil, nefis olarak. Ruh olarak, ruh olarak insanın ondan üstün bir özelliği var. Yani kainatın arkasındadır ruh itibariyle. Devam edeyim. Saat ne kadar geçti? Bir saat olduysa, burada kesiyorum. Tekrar bu dershanenin açılmasına maddi ve manevi katkısı olan, dua eden ve teşrif eden sizlerin geçmişlerinize Allah rahmet etsin. İki cihanda aziz olsunlar ve aziz olasınız. Cenab-ı Hak usul ve furularınıza merhamet eylesin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler çıkartsın. Geçmiş günahlarımızı Cenab-ı Hak affeylesin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah nasip eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam şefaatine mazhar eylesin. Amin. Semavi ve arzi afatlardan hepsi emin eylesin. Ma ahir davahu menilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tı mazhar.